Herkese merhabalar. Öncelikle akşam bu saatte çalışıp iş yorgunu olarak devam eden benim gibi herkese tekrardan vakti için çok teşekkür ederim. Keyifli bilgilendirici bir sohbet olması için elimizden geleni yapacağız. Çok da sıkıcı olmaması için. Kerem Bey'le az önce konuşurken bir şeyin sonuna ops gelince dedi ki ya sanki bir problem varmış gibi. Onu çözmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor. İngilizce'deki ünlemden kaynaklı yani genellikle bir sıkıntı ops ben yanlış bir şey yaptım şarkısı bile offside dedi de gel. O yüzden algı normal. Biz de bugün aslında MLOps konusunu konuşmak üzere bir araya gelmek istedik. Kendinden çok kısaca bahsedeyim. İsmim Ahmet Selçuk. Analytics firmasında kendimizi bir data science company olarak tanımlıyoruz ama veri mühendisliği ve veri bilimi alanında çalışan bir danışmanlık şirketi Analytics. Bu alanda çalışan bir şirket 2,5 sene oldu kurulalı ve ben de kurucu partner ve yönetici ortak olarak burada yer alıyorum. Daha öncesinde de aslında kurumsal dünyada farklı sektörlerde görev alma fırsatım oldu. Farklı yerlerdeki problemleri gördüm. Veri bilimi gibi havalı bir isim yokken ortada, onu hala veri madenciliği iken, beyaz önlükler yerine sarı çizmeler varken, bu iş daha popüler olmadan önce de bu işi yapıyordum. O yüzden böyle tarihçeyi görme fırsatım oldu. Hani etik yönetişim neden gerekli olabilir? Bunları konuşmak için birazcık sohbet ederiz diye düşündük. Emre ben sözü sana vereyim. Sen de kendini tanıttıktan sonra aslında başlayalım istersen. Teşekkürler Ahmet. Merhabalar herkese. Emre Yiğit ben de. Komtaş'ta çözüm geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. Komtaş aslında data ve analitik domaininde farklı birçok çözüm alanına sahip bir kurum ve burada da machine learning tarafındaki çözüm grubunda aslında direktörlük olarak bir solution development line'ında oluşturmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde de farklı finans kuruluşlarında veri ambarı, analitik süreçler, bunların architecture veya development'ı gibi farklı rollerde görevler aldım. Mezuniyetim anlamında da aslında verinin içinde olduğu bir mezuniyetten gelen birisiyim, bir istatistikçiyim. Bu alanın aslında hem veri bilimi anlamında akademik olarak hem de bu veri biliminin bilişim sektörüne dayanan birçok noktasında farklı sektörlerde aslında deneyim edindim. Bugünkü aslında sohbetimizde Ahmet'le bu deneyimleri biraz daha size aktarmaya çalışacağız. Tamamdır. O zaman isterseniz ben işin dağıtan kısmında yer alan data scientist olarak birazcık konuşayım. Ondan sonra bu işler nasıl toparlanıyor? Veri mühendisleri ve işte gelişen teknolojiler neler sunuyorlar bize? Ondan bahsedelim. Dediğim gibi aslında birazcık işin geçmişinden bugüne doğru geldiğimizde veri biliminin ortaya çıkışı, işte belki de kurumsal hayatta bankalarda artık ayrımcı modeller yapmayalım. Zencileri ya da işte başka birilerine ayrımcılık yapıyor mu bankalar? Biz bu işi makinelere bırakalım. İnsanlar ön yargıyla davranıyorlar fikrinden çıktı ve bugüne geldik. Geçmişte işte birkaç tane model çalışırken bankaların veri ambarlarında ve bunlar belki ayda bir belki daha seyrek çalışırken artık birlikte çalıştığımız her kurumda hem geçmişte çalıştığım kurumlar hem de birlikte çalıştığımız müşterilerimiz olan kurumlarda model sayısının çok fazla arttığını şahit oluyoruz. Ciddi bir dönüşüm yaşanıyor, analitik dönüşüm yaşanıyor. Dijital dönüşüm, evet hala konuştuğumuz bir konu ama veri ve bunun çevresindeki işlerle ilgili dönüşümü de paralelinde konuşuyoruz. Benim son 10 sene içinde dediğim gibi aslında şahit olduğum ve ufak tefek yıkılmaya başlayan bariyerler var. Biraz onlardan bahsederek başlayacağım. Onlarla ilgili Emre'nin görüşünü merak ediyorum. Aslında hani büyük verinin şu ana kadar hızlanmasının önünde olan bariyerler derken şundan bahsediyorum. Şu an kullandığınız birçok algoritma aslında tarihine bakarsanız, tarihçesine bakarsanız oldukça eski. Random forest graded boostingler. Bunlar önceden de vardı ama çok da fazla yapamıyorduk. Önümüzde yıkılması gereken bazı bariyerler vardı. Bunlardan bir tanesi aslında maliyetle ilgili konulardı. Maliyet bariyeri derken neden bahsediyorum? Kurumsal çözümler, open source'un yıktığı o ilk bariyerlerde neyi görüyorduk? Biz çok yüksek lisans maliyetlerini, ölçeklemenin zorluğunu. O yüzden data science'ın demokratikleşmesinin önünde, makine öğrenmesinin demokratikleşmesinin önünde
maliyetle ilgili bariyerleri görüyorduk. Yani küçük paketlerle, küçük lisanslarla bir denemelik, bir iki model yapayım bakayım, ondan sonra olursa tekrar ben buna yatırım yapayım. Ya da işte ben kullandığım kadar ödeyeyim diyebileceğim servisler çok fazla available değildi. İlk yıkan şey tabii ki open source oldu, ama open source'un gelmesiyle birlikte, yani o ilk bariyeri Hollywood filmlerindeki gibi arabayla yıkıp geçtikten sonra önümüze ikinci bir bariyer geldi. O da yetenek bariyeri oldu. Yetenek bariyeri derken neden bahsediyorum? Veri bilimi dediğimizde aslında konu çok fazla alana dokunuyor. Matematik, istatistik bilgisi gerekli, yazılım bilgisi önemli ve gerekli diyoruz. Bunun haricinde süreçle ilgili bilgi, iş süreçleriyle ilgili bilgi edinmesi gerekiyor işte. Ve bu nitelikleri sağlayan kaynaklar yeterince abundant değil. Yeterince fazla kaynak yok. Talebi karşılayacak kadar fazla insan kaynağının olmadığı görüldü. Bu da open source üzerinde ben bu işi yetenekli adamlarla yapma noktasında, istediğim yetenekleri kendime çekemiyorsam yine bir enterprise çözüm arıyorum kendime. Beni bir kurumsal çözüm arıyorum noktasına götürdü. Görebildiğim kadarıyla birlikte çalıştığımız şirketleri, kurumları. Open source çok hızlı yayıldı. Herkes bir yerlerde bir R-Python çalışmaları yaptı, ama iş bunları devreye almaya gelince problemin yaşandığı yerlerden bir tanesi yetenek bariyeri oldu. Yetenek bariyerini çok fazla takılmayan, yani ülkenin büyük kurumsalları, bankalar, pazar yerleri, endüstrilerinin lider firmalarında bu sefer de aslında ölçek bariyerinin olduğunu gördük. Yani burada zaten Pandora'nın kutusu diyeceğim artık. Bu bir açıldığında, yani ben makine öğrenmesi modelleriyle bir şeyler tahmin edebiliyorum dediği zaman makine öğrenmesi ekibinin birim yöneticisi veya oradaki teknik arkadaşlar talepler yağmur gibi gelmeye başladı. Dediğim gibi üç farklı kurumda çalıştım. Her zaman pipeline'da bekleyen 50 tane, 100 tane proje fikrinin olduğunu her zaman gördüm. İçeride sürekli olarak uzun süredir talebi ertelenen, bekleyen, yeterince parasal geri dönüşünün yüksek olmadığı sebebiyle kuyruğa mahkum olan fikirler olduğunu çok fazla gördüm. Ölçeklendirirken bu işleri yapmak, evet, bir konu yaptıktan sonra sürdürebilmek kaynakların ciddi zamanını almaya başladığında zaten yavaşlayan bir hızla üretimin devam ettiğini görebiliyorsunuz. Bu da aslında ölçekle ilgili bir bariyer. Yani çok fazla problem, çok fazla modeli bir arada yaşatıp ve bunları güncel tutmak. Bu da önümüzdeki bariyerlerden bir tanesi. Dediğim gibi aslında ben birazcık bugün MLOps'u konuşurken bu problemlerin tamamını açan veri bilimciler. Daha fazla model yapalım, biz başka problemleri de çözeriz dedik. Ölçek problemi ortaya çıktı. Open source geldi, bakın bu işleri artık para harcamadan yaparız dedik. O işin yönetişimiyle ilgili bir problem çıktı. Ve ondan sonra da daha fazla data scientist lazım. Ben ekibi büyütmek istiyorum dediğimde de kaynak problemi ortaya çıktı. Bütün bu bariyerleri hani çözmek için teknoloji bize neler sunuyor? Bulutta neler bulabiliriz ya da farklı platformlarda hangi noktaları nasıl adresleniyor? Emre'ye ben bu noktada pası atmak istiyorum. Sen dediğin gibi biz problemleri çıkarttık, büyüttük. Bazı yerlerde kar topu, bazı yerlerde çiğ oldu, ama çözüm için neler söylemek istersin? Ya burada aslında Ahmet abi çok güzel özetledin. Yani problemin doğuşunda aslında çok temel bir takım şeyler var. Bunlar hem maliyet hem yetenek, ölçeklendirme, sürdürülebilirlik. Hatta buna belki productionize etmek, yani prod ortamda çalıştırılabilir hale getirmeyi de eklediğimiz zaman temelde baktığımız zaman bu subjectler aslında işin nasıl üretildiğinden geliyor biraz da. Biz machine learning dediğimiz zaman hep algoritma geliyor aklımıza aslında. Matematiksel tarafı geliyor. Ama bu matematiksel tarafı enterprise scale'de sürekli skorlayan, kimi zaman batch örneğin milyonlarca satırı skorlayan, kimi zaman online bir şekilde örneğin bir app'ten girdiğimiz bir şeyde o arada küçük bir tahminleme yapan bir modeli bile düşünebiliriz. Bunların hepsini aslında bir kefeye koyduğumuz zaman işi yaparken çok fazla stakeholder var. Bunlar en temelinde data science'imiz var, software engineer'imiz var, data engineer'imiz var. Aslında MLOps dediğimiz kavram biraz da bu dünyadan çıkıyor ortaya. Bunların hepsinin kesiştiği noktada biz eğer MLOps süreçlerimizi düzgün kurgulamazsak otomatikmen bu bariyerler hem aşılamaz bir noktaya geliyor hem bizim bacağımızda sürekli bir ağırlık sürekli sürüklemek zorunda kaldığımız bir noktaya doğru götürüyor bize.
Bu noktada da tabii ki farklı yoğurt işler var. Bunların hepsini open source dünyada da yapabiliriz. Farklı birçok library var. Bunları kullanarak da bu MLOps aslında bir konseptsel bir yaklaşım. Yani ben bu dünyayı nasıl cover edeceğim aslında? Bunu cevabını veren bir metodoloji. Bu metodolojiyi farklı birçok şeyle yönetmek mümkün. Ama bizim temel gayemiz aslında enterprise veya küçük orta işletmelerde değere odaklandığımız için. Çünkü üst yönetim direkt ben bir iş yapıyorsam değerim ne perspektifinden de bakabiliyor. O değeri maksimize edebilmek için bir takım bariyerleri aslında minimize etmeye doğru gitmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Maliyetler kanadından baktığımız zaman örneğin bizim infrastructure'da kullandığımız birçok komponenti daha uygun, daha hızlı erişilebilir bir şekilde edinebiliyor olmamız lazım. Örnek vermek gerekirse bir yapay zeka algoritmasını eğitmem gerekiyordur. Bugün belki çok küçük bir makinede bunu eğitebiliyorumdur ama verim büyüdüğü zaman veya case'in biraz daha şekillenip farklı bir boyuta evrildiği zaman çok büyük makinelere ihtiyaç duyuyor olabilirim. Eğer bunu biz on-prem sistemlerde çözmeye kalkışırsak, yani burada da çözebiliriz ama bu metodolojide kullandığımız zaman peak time'ımızda yani en yüksek ihtiyaç duyduğumuz noktaya göre bir standartizasyon yapıp aslında sistemi utilize etmeyeceğimiz bir kaynağı allocate edip aslında data center'ımızı da bulundurmamız gerekiyor. Bu noktada cloud sistemler aslında bizim maliyetler kanadında elimizi çok rahatlatıyor. Bizim ne zaman ihtiyaç duyarsak o anda kullanabileceğimiz altyapıları hayata geçirebiliyoruz, kullanıyoruz ve kullandıktan sonra kapatıp o maliyeti ortadan kaldırabiliyoruz. Bu noktada GCP aslında Google Cloud Platform farklı birçok şey sunabiliyor bize. Hem modelin kullanacağı veriyi saklayacağımız ortam anlamında, modelde kullandığımız veriyi işleyebileceğimiz dağıtık sunucular veya dağıtık prosesleri çalıştırabileceğimiz bir takım frameworkleri kullanabilmek adına. Gerektiği zaman bunu örneğin bir makine öğrenmesi yapacaksak, CPU, TPU veya GPU gibi farklı komponentleri bizim anlık ulaşabileceğimiz yani bunu bir prototipleme olarak da düşünebilirsiniz. Veya prototiplemenin ötesinde production için yaptığımız bir çalışmayı eğitirken de düşünebilirsiniz. Yani bir trafikte bir araç tespitini yani Tesla'dan örnek verelim. O anlık çok fazla çalışan bir skorlama işi var. Ama bu skorlamanın arkasında da baktığımız zaman çok büyük bir eğitim işi var aslında. Her objeyi object detection yapacak farklı algoritmalarda hatta bir model için bile farklı birçok algoritmayı test eden süreçler aslında çalıştırılıyor. Şimdi bu süreçlerin çalışması demek çok büyük compute power'ları bizim sisteme verebiliyor olmamız demek aslında. Şimdi bu noktada bu kadar büyük bir altyapı yatırımını yapmak bunun karşısında ihtiyacım olan kadarını kullanabiliyor olmam. Aslında Google Cloud Platform bize en temelde buradaki bariyeri yıkmak için ihtiyacın neyse onu kullan. Örneğin bir saat kullanmam gerekiyor. Bir saat kullan. Yani gün bile değil hatta dakikalar mertebesinde. Kullandığın kadarını öde. Bu otomatikman bizim aslında MLOps'taki ilk bacağımız olan infrastructure'ın hem provision edilme problemini ortadan kaldırıyor. Hem de bunları daha uygun, daha ucuz maliyetlerle edinebilme problemini ortadan kaldırıyor. Bunun içindeki MLOps yaklaşımı aslında bunun provisioning süreciyle beraber başlıyor. Yani biz altyapıyı nasıl provision edeceğiz? Burada da ekstra bir bilgi birikimi edinmek zorunda kalmıyoruz açıkçası. Çünkü bu da başlı başına bir iş ve problem aslında baktığımızda. Bunu Google Cloud Platform otomatize edebiliyor bizim için O baktığımızda. zaman geliştirme tarafından bakacak olursak, yani masaya yeni modeller koymak istiyoruz. Büyük veri setleriyle ölçeklemek istediğimiz platformlarda bu işleri yapmak istiyoruz ve bu işi de çok fazla masraf çıkarmadan yapmak istiyoruz diyorsak, ki ben bir önceki konuşmada böyle tişörte bir atıfta bulunuldu. O yüzden zengin göstersin diye tişörtle katılmak istedim. Diyelim ki işler o kadar iyi değil ve küçük paralarla, bütçelerle bu geliştirmeleri yapmak istiyoruz ve buradaki bariyerleri yıktık.
Şey konusuna da dönmek istiyorum. Dediğim gibi çünkü bu çalıştığım hemen hemen her yerde karşıma çıktı. Bizim 200-300 tane modelimiz olunca toplam eforumuzun zaten %80'i bunları maintain etmeye gidiyor. Eski işleri aslında düzenli bir şekilde tekrardan refresh etmeye, fresh tutmaya çalışıyoruz. Burada aslında hani MLOps bize neler sunabilir? Teknoloji bizim için neleri çözebilir? Çünkü insanların gerçekten oturup ayın 1'inden 15'ine kadar işte geçmiş modellere de bakalım ya gözümüzde bir tarayalım hangilerinde problem var bir health check yapalım demesi çok da pratik değil. Yetenek tarafındaki bariyeri biraz da yukarıya kaldırıyor. Yani bizim için olduğundan da daha kötüleştiriyor. Bu işi verdiğim zaman data scientistlerin ekiplerden ayrıldığına çok şahit oldum. Kesinlikle. Yani burada yani ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Hep şunu savunuyoruz ya makine öğrenmesi tarafında. Biz bu kadar büyük bir verinin içerisinde gözle tarayarak aynı paterni takip eden bir takım şeyleri yakalayamayız. O yüzden machine learning yapıyoruz aslında. Makine öğrenmesi yapıyoruz. Otomatikman makine öğrenmesi yaptığımız bir dünyada bunun nasıl perform ettiğini, iyiye doğru mu gidiyor, kötüye mi gidiyor, modelim yaşlandı mı yoksa hala aynı perform ediyor mu gibi metrikleri toparlayıp bunlar üzerinden MLOps dünyasının aslında tariflediği continuous learning dediği tarafa doğru geçmek için yine gözle takip çok anlamlı gelmiyor açıkçası. Yine ben belki gözle takip ederken bir takım dashboardlar yapabilirim, raporlama ekranları hazırlayabilirim, gözümden yine kaçabilir. Otomatikman burada bizim bir sistematik yaklaşıma ihtiyacımız var. Hem bu yarattığımız şeyleri productionize edebilmek için yani bir deployment lifecycle için örneğin modeli train ettik. İçinden en iyi perform edeni seçmek için bir kriter belirledik. Bu kriter doğrultusunda production ortama deploy ettik bu modeli. Model orada çalışıyor, skorlamaları yapıyor. Sonuçlarından bir takım metrikleri hesapladık ve bu metrikler üzerinden dedik ki ha benim model kötü perform etmeye başladı. Ben bunu tekrar retrain edeyim. Bunu bir kişi karar verebilir. Bir yöntem bu olabilir. Ama bunu sistematik bir şekilde de yapabilirim. Ben topladığım veriler üzerinden continuous learning'e doğru geçirecek steplerimi belirleyip çünkü DevOps'ta nasıl yapıyoruz? Örneğin Java development'ını yapıyoruz. Maven'la paketlerimizi belirliyoruz. Bunların deployment lifecycle'ını bir pipeline aracılığıyla kurgulayıp otomatik deployment'ını yapıyoruz. Hata alırsa rollback'ini yapıyoruz farz misal. Aynı süreci aslında GCP'nin farklı servislerini kullanarak yapay zeka geliştirme, makine öğrenmesi yani bu süreçlerin hepsini de kurgulamamız yine mümkün. Bu sayede aslında biz şunu söyleyebiliyoruz. Ya benim bir model aslında bir business problemim var. Bu business problem için bir yapay zeka algoritması eğittim. Ve bunun kriterlerini şu rule setleri belirledim. Deployment'ım otomatik yapılıyor. Sonrasında modelin perform etme şeklini takip ediyorum belli metriklerle. Bunu tekrardan retrain edip buradaki verilerimi hazırladım. Yeni bir model algoritma kümem aynı olabilir. Örneğin birinde lojistik regresyonu seçmişken ötekinde farklı bir algoritmayı seçebilir. Otomatik kurgum zaten bana bunu imkanını sağlıyor. GCP'nin içerisinde de bu süreci kurgulayabilmek için farklı farklı servisler var ve bu servislerin güzel yanı bir yandan da şu. Şimdi biz bunun on-prem'de de aslında aynısını kurgulayabiliriz. Bunu kurguladığımız zaman farklı birçok komponenti kullanmak zorundayım. Bu komponentlerin hepsinin bir infrastructure kanadı var, security kanadı var, ondan sonra administration kanadı var. Otomatikmen benim bir birim kar edeceğim belki de bir aktivite için 10 birimlik efor sarf etmeye başlıyorum aslında. Cloud Dünya otomatikman buradaki benim hem yeteneksel anlamda burada çalışacak kişilerin sayısı arttığı için yetenek bariyerimi ortadan kaldırıyor. Hem de buradaki administratif bir takım faaliyetlerimi aslında veya infrastructure kanadındaki faaliyetlerimi de otomatize ediyor benim için. Direkt ilk günde aslında. Servisler tamamen aslında buna da tamamen serverless servisler diyebileceğimiz servislerle buraları çözmeye çalışıyor. Ve bu dünya benim gelişimimi ve model train etme işimi hızlandırıyor. Yani şöyle örnek vermek gerekirse bir use case'de örneğin GCP kullanarak aylık yaklaşık daha doğrusu bir modeli eğitip productionize etme süresi normal manuel süreçlerde 6 ay gibi bir süre alırken
Bunu GCP'nin komponentleriyle kurguladığımız zaman haftalar mertebesine indiriyor. Hem zaman maliyetimi ortadan kaldırıyor, hem de burayı öğrenme anlamında baktığımız zaman birçok noktada bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Diye o kısımda aslında kazanımlarımız çok fazla. Yani öğrenme noktasına da geldiğimiz zaman aslında GCP zaten datayı kullanan, yani Google'dan gelen bir firma olduğu için datayı derinlemesine kendi business'ı içerisinde de çok fazla kullanan bir firma. Buradaki edindiği know-how'ları aslında servisleştirerek farklı sektörlerde, farklı dikeylerde hem direkt tak çalıştır diyebileceğimiz, örneğin API servisleri, speech to text olabilir, OCR olabilir, farklı birçok servisi bizim hayatımıza direkt tak çalıştır şeklinde getirebiliyor. Veya bir recommendation engine olabilir. Örneğin pazar yerlerinden bahsettik biraz önce. Direkt verimizi aslında bir küme halinde verdiğimiz zaman bize ürün recommendation ile alakalı direkt çözümü hayatımıza getirebiliyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Ve bunun arkasında yatan şey de aslında Google'ın o öğretilerinde kazandığı MLOps yaklaşımı. O MLOps yaklaşımını o kadar iyi hayata geçirmiş ki buradaki bir API'yi aslında ürünleştirip bize sunabiliyor. Bunun arkasında tamamen MLOps yaklaşımı var aslında. Ve bunun infrastructure, administrative kısımlarının optimizasyonu yatıyor. Buraları öğrenme noktasına geldiğimiz zaman da şimdi Emre Yiğit GCP hiç bilmiyor örneğin. Burada bir know-how geliştirmesi gerekiyor. GCP diyelim, farklı bir şey diyelim. Bir şeyi öğrenmek de bir problem benim şu dönemde gördüm. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Benim dönemimde öğrenmek daha güçtü. Çünkü internet bu kadar yaygın değildi, bu kadar dokümantasyon yoktu. Ama günümüze bakıyorum, ben herhangi bir şeyi Google'da search ettiğim zaman binlerce kaynak var. Öğrenmek kolay. Google aslında bunu biraz daha kolaylaştırıyor. Google'da search etmek deyince şuna güldüm. Bu bizim kuşağa has bir şey. Gençler YouTube'da search ediyor. Misal. Yani kullanım da değişiyor. Ama erişilebilirlik çok kolay aslında. Bunu bir tık daha ötesine taşıyıp GCP, Coursera'yla, Quick Labs'le, farklı partnership'ler kurarak aslında, hatta Coursera kanadında birçok eğitimini de public accessible hale getirdi. Yani herkes girsin, eğitimleri alsın, bu alanda bir know-how edinsin. Platformun tamamıyla alakalı. Quick Labs'te çok uygun maliyetlerle aslında bir use case'i bizim başlayıp tamamen cloud platformun üzerinde GCP'de hayata geçirebileceğimiz, adım adım neler yapılacağını dijital bir şekilde bize öğreten bir çözüm getiriyor. Bunun dışında kurumsal bakış açısıyla baktığımız zaman kurumlara bu işin içerisine hızlı giriş yapabilmeleri için Kickstarter programları hayata geçiriyor. Ve buradaki aslında öğrenilen katmanlar da otomatikman bizim bir altın bileziğimiz haline de geliyor. Çünkü buradaki sertifikalar, edindiğimiz sertifikalar, belki bizi dinleyen yaşça bizden genç arkadaşlar vardır. Bu altın bilezikler aslında onların kariyerleri için de çok değerli. Onların yeni iş kapıları açmak, belki bizim dönemimizde stajdan bahsediyorduk. Ama şu an belki de aldıkları veya 5 sene sonra aldıkları dijital eğitimler ve bunların sertifikalarının sayısına da bakıyor olacağız, bilmiyorum. Bunlar otomatikmen aslında GCP platformu bu yönde de bir destek, en azından kurumların hem de yeni işe başlayacak kişiler için farklı ve güzel alternatifler sunmaya çalışıyor. MLOps dünyası ile alakalı da çok güzel içerikler var. Bunlardan da faydalanmak oldukça katma değerli olacaktır eminim. Diye özetleyebilirim. Bir noktada belki sürdürülebilirlik tarafında Ahmet abi biraz önce bahsettin aslında. Bu tarz yapıların sürdürülebilirliği de ayrı bir problem. Çünkü yani şöyle diyeyim, çok büyük belki yüzlerce CPU'nun, yüzlerce gigabyte memorinin olduğu makinalar sistemi on-prem'de koymamız gerekiyor. Ama bu makinaların 5 senelik ömrü var.
Buna GPU'ları da koyduğumuzu düşünelim. Çok büyük bir yatırım yaptık. Misal bundan sonraki seanslarda dikkatimi çeken bir başlık vardı. Geometric Deep Learning ile alakalı bir konuşmacı var. Şimdi Geometric Deep Learning dediğimiz zaman aslında üçüncü boyutu koyuyoruz işin içerisine. Otomatikman bizim matrisimiz birden büyümeye başladı. Büyüyen matris compute ihtiyacı, belki GPU'yu TPU'ya çevirme ihtiyacı. Yaptığımız o çok büyük yatırım biraz daha atıl duruma geçebilir. Otomatikman buradaki yatırımı tamamen on-prem'de yapmamak hem bizim maliyetleri doğru kanalize etmemiz anlamında hem de değiştirebilmemiz anlamında çok değerli olabilir. Ki bu alanda da GCP zaten çok değerli imkanlar sunuyor bence. Gerçekten önemli bir nokta. Diyerek süremize de biraz bakıyorum böyle göz ucuyla. Dur, süreye bakmak benim işim. O kadar güzel anlatıyordunuz ki anlamadığım tek şey açıkçası yaş kaç? Biz 50'leri yaşadığımız için siz böyle yaş muhabbeti yapınca 40'a yaklaştı benimki. Ben tamam yani. 34 Senin ne kadar? 34 benim de. Tamam. Zaten o 40'a yaklaştı bizim iş hayatında hep şey. Üste tamamlanır. Hanımlar işte fiyat etiketine bakarken alta tamam diyorlar da onun dışında yaşta falan kıdemde hep üste tamamlanıyor. Açıkçası benim kastettiğim buydu. Yani Ops'un sorun tarafında olması değil, sorunlara çözüm yaratmak için çok önemli bir araç yaratmasıydı. Yani bunları konuştuğumuzda görüyoruz. Açıkçası ilk DevOps tarafıyla ortaya çıktı. Özellikle tailor-made projeler vesaireler olduğunda çok anlaşılır katkıları vardı. Zevkle izledim. İnsanlar veya şirketler Google'dan bakarak da yol haritalarını bulabiliyorlar anladığım kadarıyla. Ama size ulaşsalar da fena olmaz herhalde. Size nasıl ulaşacaklar? Tabii ki yani bize bu arada hem problemlerini çözümünü bulma noktasında kafalarında bir soru işareti varsa ya burada ne yapabiliriz acaba? Ya bir sohbet dahi etmek istiyorlarsa bu alanda web sitemiz aracılığıyla comtaş.com aracılığıyla bize ulaşabilirler. GCP'nin partner sayfasında da keza bilgilerimiz var. Google'da search ettiğimiz zaman da direkt çıkıyor. Her zaman bir ihtiyaçları olduğu noktada elimizden geldiğince yani problemi bizim çünkü birincil amacımız aslında Komtaş olarak problemi önce bir çözümünü architecture'ını koymak. Yani benim içinde bulunduğum departman solution development dediğimiz kısmın temel amacı aslında çözüme odaklanmak. Burada teknoloji bağımsız bir şekilde biz önce çözümü kurguluyoruz. Ardından çözümün hangi teknolojilerle yapılabileceğini müşteri tarafında adreslemeye çalışıyoruz. Çünkü kimi zaman biraz önce hep anlattık ya bir yatırımdan bahsediyoruz. Daha önceki yapılan yatırımlar da çöp olmamalı. Çünkü bu hem kurumun bir serveti hem de baktığımız zaman milli servet en azından. Orayı da etkin kullanacak şekilde sonrasında aslında biz bu cloud vizyonuna doğru nasıl taşıyabiliriz kurumu? Bu da çok önemli bir soru. Çünkü day one'da her şey birden böyle bir parmak şıklatıp değişmiyor. Bir strateji olması gerekiyor. Onu aslında beraber bir yolculuk şeklinde tasarlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. O anlamda da tüm bu veri dünyası ile alakalı entegrasyon olabilir, yapay zeka olabilir, farklı birçok alt noktası var. Komtaş'la irtibata geçtikleri zaman bizler elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Süper. O zaman sizin yaş grubundaki gençler Google'dan bakıyor. Benim yaş grubum Tray üzerinden, yapay zeka inisiyatifi üzerinden ulaşıyor ve Ops tarafındaki alabilecekleri azami katkıyı alıyorlar. En önemli boyutta ekonomi. Böylece zengin olup kendilerine tişört alabiliyorlar. Bizim gibi gömlekle ceketle gezmek zorunda kalmıyorlar deyip Ahmet'e de bir pas atayım. Yavaştan hatta hızlıca kapatalım isterseniz. Tamamdır. Saat Ben 7'yi şöyle buldu. kısaca bir şey Tabii söyleyeyim kapanış sadece. sende.
Yani biz bunu aslında üniversitede derslerde de hocalar çok söyler ama Andrew Yang söyleyince tabii ki daha popüler oluyor konu. O da bizim işin selebritisi diyelim artık. Data is the food for AI diyor. Yani iyi yemeğiniz varsa, iyi malzemeniz varsa iyi yemek yaparsınız. Çok yemek yapmak istiyorsanız da bu işte işin scale etme boyutu endüstriyel bir mutfak lazım. Orada da dediğim gibi bu tarz çözümler aslında faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. Vakti için çok O teşekkürler zaman bir tekrar. dakika ben de bu sözün üstüne bir şey söyleyeyim. Neyle besleniyorsanız ona dönüşürsünüz diyeyim. Ahmet'i dikkatle takip edin. İyi yemeğin nerede olduğunu biliyor gibi görünüyor bana. Gözlerimde o ışıltıyı gördüm. Orada da tavsiye ederim o dönemi. İyi akşamlar diyorum.